9. menakıb Bu haberin ravisi Sefine'dir. Radiyallahu Teala an. Sefine sahabe-i güzinden olup Ümmü Seleme Radiyallahu Teala anha hazretlerinin kölesidir. Ümmü Seleme hazretleri ezvacı tahirattan idi. Sefine'yi alıp hayatı boyunca yaşadığı sürece Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin hizmet-i şeriflerinde bulunması şartıyla azad etti. O da bu şart ile azad olmayı kabul etti. Resulullah hazretlerinin hizmet-i şeriflerinde bulunurdu. Bir gün ondan sordular. Sefine adını sana kim koydu? Dedi ki, malumunuz olsun ki, biz Resulullah hazretleriyle bir seferdeydik. Bir konak yerinde eşyalarımız ve silahlarımız çoğaldı. Davarlarımız zayıf idi. Bir büyük kilimimiz var idi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ben kuluna buyurdu ki o kilimi yere döşe ve askerin fazla eşyasını o kilim üzerine topla. Ben de o saatte kilimi yere döşeyip eşyaları ve silahları o kilim üzerine topladım. Bana buyurdu ki, Kilimin uçlarını bağla. Kilimin içinde olan sefer takımlarını götür. Yola gir. Mert şekilde git ki, Sen sefinesin. Ben de o bütün silahları, Onların himmetleriyle götürüp, Atlılar ile beraber yürüdüm. Gideceğimiz menzile eriştim. Asla yolda bir zorluk, ve elem görmedim. O günden bugüne kadar istediğim zaman on devenin yükünü götürürdüm. On menzil yere iletirdim. Bunu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek lafzları, sözleri bereketiyle yapardım. O zamandan beri ismim Sefine'dir. O Sefine rivayet eder. Resulullah Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hazretleri her gün sabah namazının farzını eda ettikten sonra mübarek yüzünü hesabına döndürüp sual buyururlar. Sizden bir kimse bu gece bir rüya görmüş ise haber versin. Eğer gören var ise anlatırdı. Dinleyip tabirini beyan buyururlardı. Eğer kimse görmemiş ise Nebiyi muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri uygun buldukları bir konuda onlar ile söyleşip kalkarlar idi. Bir günde hiç kimse rüya görmemişti. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki: Ey eshabım bu gece ben acayip bir rüya gördüm. Gördüm ki gökten bir terazi aşağı astılar. O terazinin İki latif ve güzel ve büyük kefeleri var. Beni terazinin bir kefesine koydular. Ebu Bekri diğer kefesine koydular. İkimizi tarttılar. Ben Ebu Bekriden ziyade ağır geldim. Sonra beni terazinin kefesinden çıkardılar. Ömer'i koydular. Ömer ile Ebu Bekri tarttılar. Ebu Bekr Ömerden ağır geldi. Sonra Ebu Bekri çıkardılar, Osman'ı o kefeye koydular. Ömer'i Osman ile tarttılar. Ömer Osman'dan ağır geldi. Ömer'i çıkardılar, Ali'yi o kefeye koydular. Osman'ı Ali ile tarttılar. Osman Ali'den ağır geldi. Osman'ı o kefeden dışarı çıkardılar. Sonra Ali'nin vaktinden kıyamete kadar Cümle ümmeti o kefeye koyup bütün ümmeti Ali ile bir tarttılar. Ali cümleden ziyade geldi, ağır geldi. Sonra o teraziyi gökyüzüne çektiler.